soruyor arkasına. Ne yaptım diye. Geçmişinde ne yaptım diye. Ben belediye başkanıydım Bandırma'nın. Bandırma'da ne yaptım diye. Baktığım zaman bir sürü var. Görüyoruz değil mi? Peki siz Erdek Belediyesi'ni 82 trilyon borca sokarken, o 82 trilyon borç var ya, Erdek Belediyesi'nin şu andaki borcu, nefes alınmayan borcu. Ben Erdek'te o 82 trilyonla Erdek'i yıkar, yeniden yaparım, yaparım. Ne yaptım be Allah'ın adını? Küfretmekten başlayayım. Gazeteciler nasıl yazıyormuş? Onu da burada duydum. Onu da söyleyeyim. Bakın, bu memlekette şu anda burada bulunduğumuz otelin turizmde geçimini temin eden bu otelciler ve oradan ekmek yiyen şoförü, gazetecisi, lokantacısı, garsonu vesairesi. O zaman burada çöpler toplanmayıp çöp dağları yığılırken ne yazmadınız be ağalar beyler? Biz yazdık ya. Borç listesini aldığımızda, Erdek'in borç listesini devir teslimini aldığımızda, yanlış hatırlamıyorsam 120-140 milyar lira Erdek Belediyesi'nden ilan borcu vardı. Var mıydı başta? Vardı. Peki bunu siz almadınız Hüseyin Sarıbey'den de. Bu adamı niye hemen icraya verdiğiniz avukat ve icra parasıyla aldınız? Yardım etmeden dipsiz kuyu olan 80 küsur trilyon lira borcu olan bu Erdek'e trilyonlarca Maliye Bakanı'nın, Başbakan'ın, Edip abinin bizim katkılarımızla elinden tuttuk. Ama ben şunu soruyorum bu Erdeklilerle. Ya kardeşim sen bu Erdek Belediyesi'ni Hamit abiden sıfır borçla sigorta vergi borcuyla alırken bu paraları ne yaptın da Allah'ın adamı? Hani hizmetleri ne bir sormanızı bekliyorum. Kaç restoranda yedin? Yemekle de bitmez. 350 kilo olursun patlarsın. Ne yaptın? Şişti diyorsun ya, yedi diyorsun da. Nereye yemiş? Allah yiyenleri de, yedirenleri de, bu memleketi sevenleri de, sevmeyenleri de ıslah etsin. Ama sözlerimi hemen bitiriyorum. Bandırma'ya yetişeceğiz. Bandırma Kongresi'nde açıklayacağım gibi ama söyleyeyim. Edremit'e gittiğimde bir vatandaş bana geldi. Dedi ki Sayın Öztaylar, bazı şeyleri ağrıma gidiyor. Ne gidiyor? Bu adamlar ne diyor? Ellerinde hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Krampus Dinkiz diye bağırıyor. Sen dedi öyle misin? Allah'a billah gidin değilim. Bu memleketin eğer ki bir şeyi tedir etmek için, yanlışlığı ifade etmek için derse ki Allah diyor ki hiç kimse kimsenin canına ve malına kastedemez. Onu ben yarattım, onun canını ben aldım. Yapılan cinayet olayının ben dahi hiçbir insan evladının hangi dine, hangi ırka mensup olursa olsun tasvip etmesi mümkün değil. Bu doğru değil mi? Doğru. Peki bu yanlışlık yapılmışsa 5 seneden beri biz hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Dinkiz, hepimiz Rampız diye beni rencide ve refüze edenler benim dinimle, imanımla alakalı hiç kimsenin böyle oynamaya hakkı ve hukuku yok. 1915 olayları Fransa'da kabul edildi. Fransız halkının %93'ü bu yasaya karşı. Okudunuz değil mi gazetede? Hiç ya biz bu yasaya karşıyız diye Fransızların içinde hiç Müslümanız, biz Türk'üz diye bağıran adam var mı? Yok değil mi? Allah'ını severseniz ya. Biz neyiz ya? Ne olmak istiyoruz? Adamsa adam gibi, kadınsa kadın gibi olmalı, Türksen Türk gibi, Müslümansan Müslüman gibi, insansan insan gibi olmalı. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize Allah'a